fasulyem. Sana öğreteceğim ilk şey vicdan olacak. Bizi yataklarımıza huzurla götüren ya da bize uykusuz geceler armağan eden vicdan. Ben bugün vicdanımın sesini dinledim. O yüzden belki sen ve ben asla kuştuğu yataklarda uyuyamayacağız ama huzurla uyuyacağız. Ben de bu gece huzurlu bir uyku uyurum umarım. Yonca içeride bir hikaye anlattı. Bizimkiler de bayıla bayıla inandı. Herkes kalbinin içindekini görüyor baktığında. Yonca'dan başka türlü bir hikaye beklemezdim zaten. Ne yapacaksın? Eninde sonunda bebeğin babasının Cihan olmadığı anlaşılacak. Sonra? Kimse öğrenmeyecek. Bebeğin babasının kim olduğunu hiçbir zaman kimse öğrenmeyecek abla. Nereye kadar? Nasıl saklayacaksın? Pasaport mu çıkardın? Ne demek oluyor bu? Ne yapacaksın bununla? Başka şansım yok abla. Burada kalırsam korktuğumuz her şey tek tek başımıza gelecek. Bebeğin babasının Ömer olmadığına kimseye inandıramam. Delirmişsin sen. Delirmişsin. İngiltere'ye gideceğim. Orada üniversiteden bir tane arkadaşım var. Gel ev kirasını paylaşırız dedi. Sonra iş içinde... Nasıl gideceksin ya? Nasıl, hangi parayla gideceksin? Burada bir doğmuş da bir yerden bir yere gidemezken Allah'ın İngiltere'sine nasıl gideceksin sen? Ben geçen ay açık bir bilet almıştım. Mahkeme tarihi belli olunca gidiş günüm de belli oldu işte. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Sen çıldırdın mı? Ne, tatile mi gidiyorsun? Ne bu böyle? Hangi parayla gideceksin? Hadi hangi parayla kirayı bölüşeceksin? Sen orada ne yer ne içersin ya? Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey, olmaz. O yüzden sende ne işi var? Senin için. Benimle evlenir misin Yıldırım? Çocukluk işte. Yani ben yaptığım onca şeye rağmen... bilmiyorum, belki de içten içe hala umut etmekten de... bir gün belki tekrar parmağımda olur bu yüzük diye. Belki... Bak, o canavar hiçbir zaman çocuğuna babalık yapamayacak diyordun. Şimdi bilmeden de olsa bir kerelik yapacak. Benim bebeğim büyüyüp babasını sorduğu zaman... ona yine hayatımızı babasının sayesinde kurduğumuzu söyleyeceğim. Aferin Gülrüm. Aferin. Bir de gittik yüzüğü kendi ustasına satacaksın diye dünya kadar yol gittik.
Nasıl ya? Ya sen şimdi hiç nefes almadan yani önce mahkemeye sonra havaalanına mı gideceksin? Ya bu nasıl bir iş Gürru ya? Gidip oraya satmasaydık haberleri bile olmayacaktı. Cahide Hanım kavuşacak şimdi pek değerli yüzüğüne. Yüzüğü batsın. Gürru. Kızım sen yüzüğü satarken bile elin daha çok titredi. Ya valizini yaparken hiç elin titremiyor. Ya ben ne diyeceğim herkese? Ha? Ya bir düşünsene ben ne diyeceğim insanlara? Ya kabahatini bildi öyle kaçıp gitti mi diyeceğim? Ya kardeşlerine ne diyeceğim Gürru? Ya bana bir cevap ver kardeşlerine ne diyeceğim peki? Ya öyle veda bile etmeden ha? Ya bir başına arkanı dönüp gidecek misin? Bu gebe halinle. Kızım sen beni niye böyle üzüyorsun ya? Ablam. Mecburum. Mahkemeye gelmeni istemiyorum. Burada vedalaşalım olur mu? Hayır. Hayır öyle şey olmaz. Ne yani valizinle mahkemeye mi gideceksin öyle? Öyle şey olmaz. Çok kısa sürecek zaten. Kızım sen niye beni hasta ediyorsun ya? Ha? Niye bana böyle yapıyorsun? Ablam. Seni hiç habersiz bırakmayacağım tamam mı? Tamam değil. Tamam değil işte ama ne fayda? Ya aptala çevirdin sen beni ya. Aptala çevirdin. Ben dün gece nasıl yattığımı sabah nasıl kalktığımı bilmiyorum kızım. Allah o adamın var ya bin türlü cezasını versin. O adamı iki cihanda yakasını bir araya getirmesin. Allah o adama bize çektirdiklerinin bin katını çektirsin. Allah o adamı. Allah o adamı bir daha benim karşıma çıkarmasın. Beddua etme artık. Benim için bütün kalbinle bunu dile yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.